Arkadaşlar merhaba. Direkt konuya giriyorum. Çünkü bir vlog olduğu için biraz daha böyle samimi, cana yakın ve resmiyetten uzak olabiliriz bence. Şu an konuşamıyorum bile. Dilim dönmüyor. Çünkü daha yeni uyandım. Yani en fazla 20 dakika olmuştur ben uyanalı. Bugün hayatımda ilk defa cilt bakımı yaptıracağım. Aslında işler biraz karışık ilerledi her zamanki gibi. Bugün Medical Park Hastanesi'ndeyim Trabzon'da. Orada cilt bakımı yaptıracağım. Yani nasıl olacak aslında bilmiyorum ve bunu vloglamak istedim. Hayatımda ilk kez cilt bakımı yaptıracağım için. Genelde böyle cildimle çok fazla uğraşmayı sevmiyorum. Çünkü benim cildim biraz böyle ters tepiyor. Yani maskeler, peelingler falan ya da atıyorum işte evde kendim başka bakım ürünleri denediğimde ters tepiyor ve tam tersi bir etki yaratabiliyor. Dilim gerçekten dönmüyor. Ve bu arada cilt bakımına gideceğim için makyaj yapmamam gerekiyordu. Ben de gördüğünüz gibi hiçbir ten makyajı yapmadım. Sadece rimel ve hafif bir dudak rengi ruj sürdüm. Zaten hani bana dediler telefonla makyaj yapmadan gelebilir misiniz diye. Ben de günlük hayatımda çok ağır makyajlar yapmadığım için çok zor olmadı açıkçası. Bu arada size demiştim bu kazığı hep giyiyorum diye. Yani hangi videomda demiştim? Son zamanlarda favoriler değildi. Karıştırdım. O kadar aklım karışık ki arkadaşlar şu sıralar alttan bir matematik dersim var. Onu vermeye çalışıyorum ve 7-24 matematik çalışıyorum. Evden çıkmıyorum. Kendime hiç vakit ayırmıyorum. YouTube'a hiç vakit ayıramıyorum. Bir de son zamanlarda şu şey çok moda oldu. İçine tişört giyme modası. Ben bunu aslında moda olduğu için de gerçekten böyle hoş ve farklı durduğu için seviyorum. Yani dümdüz bir şeyin altına bir hareket katıyor ve sanki biraz daha uğraşılmış gibi gösteriyor. Asıl amacım bu videoyu çekerken hayatımda neler değişti bir hafta boyunca bunları biraz konuşmak, daha sonra yeni yeniliklere sizinle birlikte açılmak, bakım falan o tarz şeyler. Bir de çok uykusuzum. Şimdi evden çıkıp direkt gideceğim cilt bakımı yaptıracağım. Büyük ihtimalle de dönüşte uyuyacağım eve gelip. Çünkü akşam da ders çalışacağım. Bu arada sizinle böyle ders çalışmam hakkında da bir şeyler konuşabiliriz. Yani büyük ihtimalle konuşuruz diye düşünüyorum. Her neyse şimdi artık gitmem gerekiyor. En iyisi videoyu yani en azından bu kısmı sonlandırayım. Daha sonra pantolonumu giyip çıkayım. Çünkü alttan şu an eşofman giyiyorum. Her YouTuber'ın yaptığı bir hareket bu. Siz görmediğiniz için alttan eşofmanla video çekiyoruz genelde. Şimdi pantolon, bir jean falan üstüme geçirip gideyim. Evet, hastanede görüşürüz. Evet, sanırım hazırım. Bu arada bu pantolonumu da son zamanlarda çok giyiyorum. Hatta sadece bunu giyiyorum. Bunu Bay Matmazel miydi, Butik Matmazel miydi? O tarz bir, o isimli bir butikten aldım en azından. Takip ediyorum zaten. Sabah kahvaltım. Nasıl beslendiğimi çok sorun oluyordu ya da nasıl zayıf kalıyorsun diye. Kahvaltıda sadece su böreği bu sabah yiyeceğim. Şu an hastaneye geldik. Güneşten pek bakamıyorum ama hastaneye giriş yapacağız daha doğrusu. Çok merak ediyorum. Yani cilt bakımı yapacağım sadece ve her anı çekmeye çalışacağım. Sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şu an gözlerim mesela çok fena kısılıyor. İçeride devam edelim çekimi. Büyüyor bir de gittikçe. Benleri yakabiliriz radyo frekansta. Acıyor mu? Yok, acı olmaz. Düştürürüz. Birkaç gün biraz bir kızarıklı olur. Kremle falan bir süre pansuman yapman gerekebilir. Ama gider ve güneşten koruyacaksın. Bu dönem uygun aslında yapılabilir. Aynı zamanda da birkaç aşaması var. Şimdi Eda Hanım. Tamam. Şimdi aquapinning dediğimiz cilt temizleme cihazıdır. İlk önce deri altımızı temizleyeceğiz. Yani dermis dediğimiz tabakaya kadar verdiğim özel solüsyonlar işliyor. Deri altını kusturma işlemi yapacağız. İlk verdiğim solüsyonla birlikte cildiniz biraz kızaracak. İlk işlemde bir 10 dakika bekleyeceğiz. Buharla birlikte işlemi bekleteceğim. Acısız bir işlemdir. Sadece hissedeceksiniz.
makyajı verdiğim yerden kızarmaya başlıyor zaten. İlk 3 saniyesi rahatsız edebilir buhar. Şu anda çekme işlemine geçiyoruz. Demin verdiğimiz ilacı şimdi bakım sistemi ile birlikte cidden temizliyoruz. Sonuçlama aşaması dediğimiz bir işlem bu. Yine aynı şekilde ilaç vereceğim yüzünüze. Acısız bir işlem olacak. Bildiğiniz ilacı emerken ben burun etrafını temizleyeceğim. Farklı bir başlık aparatıyla birlikte. Biraz sakinleşsin diye cilt kendini tonikleme işlemi uygulayacağım. Şimdi ikinci aşamamız temizleme işlemine geçiyorum tekrardan. Demin yaptığımız işlemin aynısı. Tekrar vakum sistemiyle birlikte temizliyorum. Evet, ikinci aşamamız da bu şekilde bitiyor ve en son aşamaya geçiyorum aquafeeling'de. Deri altı maskeleme işlemi dediğimiz bir işlem. Deminki işlemler gibi aynı şekilde tekrar ilaç veriyorum yüzüne. En son aşamamızda. Bunu ciltte çok fazla bekletmiyorum. Verdiğimizi de hemen çekeceğim yüzüne. Evet, aquafeeling işlemimiz bitti. Şimdi ben maskemize ekstradan bir maske yapmak istiyorum. Tercihe bağlı yapılabilecek maskelerdir. Yeni maske uygulaması yani yapacağız. İlk üç ameliyat olan bunu yaptıramaz ama şu an senin burnunun bizimkinin hassasiyetiyle şey yok farkı. Ben hala burnumu o kadar yumuşak davranıyorum. Çok korkuyorum düşecekti. Yok. Doktor Bey'in burnu ameliyat hastalarının hepsi aquafeeling hemen hemen yaptırıyor. İçiniz rahat olsun o anlamda. Dermis dediğimiz tabaka aquafeeling'le birlikte temizlendi. Aynı şekilde deri yüzeyindeki siyah noktalar. Bu şimdi benim cildimden çıkanlar evet. Mı? Evet. Aquapeeling'in en sevdiğimiz yanı cildin yağ nem oranını dengeliyor. Değil mi? Aynı zamanda gözenekleri sıkılaştırıyor. Ayda bir kez öneriyoruz biz hastalara aquapeeling'i. Temizleme aşamasına geçiyoruz. Jel yardımıyla maskenin çözümünü sağlıyorum. Bu aşama çok güzel. Evet, şimdi cildi nemlendirme aşamasına geçiyoruz. En son aşamalardan bir tanesi nemlendirme aşaması. Cilt tipine uygun bir nemlendirici seçiyoruz.
Daha sonradan onu yedirmeye başladı. Güneş kurucu ile birlikte işlemimizi sonlandırıyoruz. Şimdi işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi biraz kızarıklıklar kaldı. Bunlar birazdan geçer. Ve son anda bir karar aldım. Ben aldıracağım. Şuradaki benlerimi daha önce demiştiniz de Emrah Bey'le görüştüm. Bununla ilgili ayrı bir video çekebilirim. Zaten şimdi de size göstereceğim nasıl olduğunu. Ben de çok merak ediyorum. Sadece şurası değil mi? Buraya uyuşturucu krem sürdüler ve birazdan alınacak. Yakacaklar sanırım, bilmiyorum. Öyle biraz korumam gerekiyormuş. Onları anlatırım size daha sonra. Hatta ayrı bir video bile çekebilirim. Evet, burada da kendime bir ayna buldum hemen yalnız. Şu var mı çünkü artık sonuna geldik. Arkadaşlar merhaba. İlk olarak şunu söyleyeyim, videonun geçişlerine biraz böyle atlama olmuş olabilir. Çünkü en son hastanedeydim. Bir anda kendimi yatağımda uyurken buldum. Direkt böyle eve girdim ve üstümü değiştirip uyudum. O kadar kötüydüm ki. Çünkü birkaç gündür ders çalışmaktan uyuyamıyorum. Yani sabaha kadar ders çalışıyorum. Zaten tüm güne siz şahit oldunuz. Cilt bakımı yaptırdım. Aqua Peeling işleminin adı. Birkaç aşamalı bir uygulamaydı. Gerçekten şu an cildimdeki o yumuşaklığı ve tazeliği, ferahlığı hissedebiliyorum. Cildimde şu an hiçbir şey yok zaten. Sadece bir nemlendirici sürdüler en son. O da zaten cilt rengini eşitleyen bir ürün olmadığı için net bir şekilde şu an görebilirsiniz. Bence şu an gerçekten değişim oldu. Cildim parlıyor ve canlanmış gözüküyor. Kesinlikle işe yaradığını düşünüyorum. Aqua Peeling ve burun estetiği ve benim aldırdım biliyorsunuz. Bunlar hakkında bilgi almak istiyorsanız şuraya bırakacak olduğum numarayı arayabilirsiniz. Fiyat bilgisi falan. Oradan net bilgiyi edinirsiniz. Aşağı açıklama kısmına da bırakacağım aynı numarayı. Bir de doktorumun Instagram hesabından yine aşağıya bırakacağım. Şu an kolum çok yoruldu. Çok soruyordunuz çünkü doktorumun Instagram hesabına. Ona da o şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi ben büyük ihtimalle gidip ilacımı alacağım. Çünkü benlerimi aldırdım biliyorsunuz. Onunla ilgili de ayrı bir video çekebilirim. Yani çekeceğim demeyeyim ama çekerim herhalde. Tüm görüntüleri o yüzden paylaşmadım sizinle. Daha devamı vardı o görüntülerin. İşlemin tamamının görüntüsü vardı. Ama şöyle bir sorun var. Şu an doktorum bana şu benlerim için ilaç yazdı. Onu almayı unuttum gelirken. O yüzden şimdi hatta şurada gidip alacağım bunu. Nöbetçi eczane bulmam gerekiyor bir de. Çünkü bugün cumartesi. Her yer kapalı. Zor olacak biraz. Bir de burnum için bir tane sprey istedim. Onu da doktorum yazdı. Şimdi ders mi çalışsam, gidip bunları mı alsam bilmiyorum. Sanırım gidip ilaçlarımı alacağım. Şimdi videoyu kapatıyorum. Aslında vlogun daha uzun olmasını istiyordum ve öyle planlamıştım ama vaktim yetmiyor. Gerçekten sınav haftam olduğu için bu videoyu çekmem bile bir mucizeydi. Şimdi kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Öpüyorum.